Yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Yakaladım. Herkese günaydın. Mutlu günler. Mutlu sabahlar diliyoruz. Çok enerjik bir sabah oluyor. Anne beni yakay diyor. Burada da yastık yıkamıştım. Kurtuma yatmadım ne olur ne olmaz diye. Şey asacaktım balkona ama yakalamaç daha önemli geldi şu anda. Sen biraz daha burada bekle. Geliyorum. Geliyorum. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde neler yapacağız. Neler yapacağız. Size işte evler gidiyorum. Bay bay. Ne yapacağım ben şu anda? Biliyor musun? Şimdi seni şu anda gıdıklayacağım. Böyle takınca çok kızıyorsunuz biliyorum ama şu anda çok üşeniyorum. Ta yatak odası çok uzak. İnanın çok uzak. Bizim koridor o kadar uzun ki. Evime gelince yani gelirseniz inşallah bir gün görürsünüz. Yani evime gelen herkes Özge bu koridor neden bu kadar uzun diye diyor. Ben de bilmiyorum neden bu kadar uzun. Evlendiğimiz ilk günler böyle geceleri mesela su içmeye kalkıyordum. Allah'ım ölüm gibi bir şeydi ya. Murat'a şey diyordum gecenin bir vakti. Aşkım bu koridor neden bu kadar uzun ya falan diyordum. Neyse konumuz o değil. Konumuz benim şu kafamdaki de değil. İnşallah kızmazsınız bana ama gerçekten çok üşendim oraya gitmeye. Ki zaten kapalı bence bir sıkıntı yok. Konumuz Özgü Duru'nun tuvalet eğitimi. Artık öyle bir şey kaldı mı? Hayır kalmadı. Şimdi zannediyorsunuz ki Özge'ye tebrik ederim. Bravo başardın. Beze attınız. Öyle değil. Tekrardan beze başladık. Detaylarını sonra anlatacağım. Şimdi arkamda şöyle bir şahıs yatıyor. Onun yanında çok detaylı konuşmayacağım. Ama hastalığı sebebiyle bir de birkaç olay sebebiyle zamana bıraktım. Yazdan beri uğraştığım tuvalet eğitimini artık bıraktım. Onun kendi keyfine göre artık bekleyeceğim. Ben uğraşmayacağım. Detaylı konuşamayacaksam bu konuyu neden açtım bilmiyorum. Bakayım uyumuş mu? Tamam şöyle anlatayım size. Uyumak üzere gibi yerde yatıyor. Asla yatağa koyduğumda asla uyumuyor. Yerde yatacakmış. Geçecek bugünlerde inşallah. Özgü Duru'yum. Seda halasını ve Pınar halasını gördüğünde ya da onlara gittiğinde bütün gün, bütün gece altına kaçırıyor. Ama mesela kendi akranlarıyla ya da kendinden büyük çocuklarla mesela geçen gün teyzeme gittiğimde Elif var orada biliyorsunuz. Tuvalete yapıyor kendi kendine gidip ben hiç işim geldi deyip yapıyor. Ama onları gördüğünde bebekleşiyor. Bebekleşiyor yani. Yapacak bir şey yok. Sandığımdan daha zor bir durumdayız. Onlarla ilgili yakınlık konusundan bahsediyorum. Siz anlıyorsunuz benim. O yüzden bu sürecin öncelikle geçmesini ve bu alışma sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Özgür Duru'ya bırakacağım yani bu arada. O da gitti şimdi. Yani gerçekten çok değişiyor ve çok zorlanıyorum. O yüzden onlarla ne zaman görüşsek ki görüşmeme gibi bir durumumuz yok. Ne zaman görüşsek zaten alışması gerekiyor bir artık bir saatten sonra bir zamandan sonra yapmıyor tuvalete. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadık. Biz de sevgili Sedef'le konuştuk, tartıştık. Bir sonuca vardık. Dedik ki bu böyle olmayacak. Öncelikle Özgü Duru'nun bu sürece alışması gerekiyor. Sonrasında artık başlayacağız. Çünkü Özgü Duru'nun öğrenmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Yani biliyor. Söylüyor ama söylemek istemiyor. O yüzden biz de zamanı bıraktık ve tekrardan hazırda zaten hasta olmuşken çünkü çok hasta oldu biliyorsunuz geçenki videolardan. Sürekli altına da kaçırmaya başladı. Hastalığı sebebiyle de çok ilgisi var. 2 gündür bez takıyoruz. Bu durum böyle. Bakayım. Bizim Ergenus ne yapıyor? Sizle konuşurken sıcak sıcak kargolarım geldi.
İlk başta bunu gösterelim. Isıtıcı olduğunu düşünüyorum. Bu arada tekrardan şu salıncağı taktık. Malum kış geliyor ve parka gidemiyoruz. Birazcık Özgür orada vakit geçir dedim ama geçen sene mesela çok oynadığı halde bu sene pek yüzüne bakmıyor salıncağın. Büyüdü mü ne? Bu kız benim inadıma yaşıyor. Bak bak hareketlerim bak bak. Ne oldu? Ne oldu bir tane? Aşk böceği. Özgür sinirini bununla atabilirsin ha. Oh. Abicim çuvala da koysaydınız. Bu nedir bu kadar bantlama ya? Evet ısıtıcımız geldi. Yeni göz bebeğimiz. Murat Eylül ayında doğalgaz yakmamak için böyle bir çözüm. Bu arada Eylül ayında yakmadık da Ekimlik haftası doğalgazı yaktık biz. Bizim ev çok soğuk oluyor. Yakından izleyenleriniz varsa bilir. Daha fişe takmadık. Anneciğim çalışmaz. Fişe takalım bir bakalım. Bir de bu dönüyormuş galiba. Dönenlerdenmiş. Dönüyor. Çok güzelmiş. Isıt. Ellerini ısıt. Sıcacık biliyor musunuz? Şurada böyle fanlısı var, ayarları var 1-2 diye. Şu an en üst sıcaklığa getirdim. Bayağı sıcak. Güzelmiş. Bunun linkini de eklerim buraya. Aşağıya. Dönmesi çok güzel ya, çok hoşuma gitti. Üstümü değiştirirken dedim ki, Özge dedim. Geçen gün bir sürü Trendyol'dan aldığım kıyafetler geldi. Instagram'da da onu paylaştım. Ama dedim YouTube'a neden paylaşmıyorsun? Çünkü sonuçta Instagram'ı olmayanlar, beni YouTube'dan takip edenler var. Onlar da görsün, bir baksın, bir yorumlasın. Ya da YouTube'dan takip eden ama Instagram'dan takip etmeyenler de var. Umarım yoktur. Varsa da Instagram adresimi açıklama kısmına ekliyorum. Beni oradan takip edin. Onlar için de bir video çek, kıyafetlerini giyin. Yani normalde az önce çok üşen geçtim. Bir anda dedim ki ya ben bu aldığım şeyleri göstereyim. Size de, siz de bir görün, bir bakın. Çok severek aldım ve çok beğendim hepsini. Bu yüzden de birazcık hevesliyim açıkçası. Şimdi bu üstümdeki takımı göstereyim. Size daha detaylı göstereceğim ona göre. Ya niyeyse mesela Instagram'da hikayede paylaştığımda mesela şal ört paylaştım. Böyle bir Instagram bana böyle daha yabancı bir ortammış gibi. Önüne gelen beni hani izleyebilir. Onu önüne gelen ne bileyim tanımıyorum gibi hissediyorum niyeyse. Ama YouTube benim için öyle değil. YouTube burası benim güvenilir alanım yani konfor alanım diyebilirim. O yüzden sizinle böyle çok yakın arkadaşmış gibi, normal arkadaşlarımla gibi konuşuyorum. Öyle hissediyorum çünkü. O yüzden tülbent takıyorum veya bazen kapşonu geçiriyorum. Tamamen sizi ve kendimi bu ortamda çok samimi ve rahat bulduğum için bu rahatlık yani. Şimdi şöyle bir takım aldım. Şöyle bir kumaş. İçi bu tamamen hani yapışkanlı diyeceğim ya. Ne bu ya? Bazen konuşamıyorum. Bu ne? Birleşik, evet. Yapışkanlı değil. Birleşik. Bu altındaki beyaz şey de birleşik. Tabii ütüsüz daha bunlar. Şöyle bir takım aldım. İnanılmaz rahat. Yani bunu eşofman olarak da kullanabilirsiniz. Veya markete, pazara, dışarı çıkarken de kullanabilirsiniz bu takımı. Çok beğendim. Benim boyum bu arada 1.66-1.67. Bazen 68. Bence 1.68 de. Murat'a göre 1.66. O aralarda kilom şu anda 59,5 kiloyum. Kabak detoksundan sonra aldım. Aldım birazcık. 60 olmuşumdur. 60 kiloyum. Hepsini 38 beden aldım. M beden aldım. Tamamen kendi bedenimi aldım ve hepsi de oldu. Bir tanesi sadece farklı. Onu gelince göstereceğim. Bu takım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun renkleri de var. Hepsinin linkini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Isıtıcı da dahil. Evet, şöyle bir gömlek aldım. Kolları böyle volanlı. Bol birazcık bir gömlek aldım. Boyutları da bu şekilde ve kot pantolonu aldım. Evet, bedenimden bir tık büyük aldığım pantolonum bu.
Normalde ben 38 giyiyorum. Pantolonlarda da 38 oluyor ama dar oluyor arkadaşlar. Ben birazcık daha böyle bol seviyorum. Çok dar paça istemiyorum, sevmiyorum. Çünkü tuniklerim çok uzun olmadığında hani rahatsız bir görüntü gözüksün istemem. Bu şekilde gayet güzel geliyor. Kutu yumuşacık, yüksek bel. Çok beğendim. Uzun zamandır aldığım en iyi pantolonlardan. Bu gömleği de şöyle detaylı gösterirsem. Şu şekilde. Bu arada yanıltıcı olmasını istemem. Yani içinize mutlaka bir şey giymeniz gerekiyor. Çünkü iç gösteriyor. Ben giydim içime. Beyaz bir tişört giydim içime. O yüzden iç gösterdiğinde söyleyeyim, yanıltıcı olmasın almak isteyenler için. Şimdi bunların üstüne ne aldım? Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Onu göstereyim. Şöyle bir ceket aldım. Gerçekten çok tarz durmuyor mu ya? Bayıldım. Bu arada bu düğmeli miymiş? Hı. Düğmeleri açıp elimi sokmam gerekiyor. Şu anda tek elle yapamayacağım onu. Şu şeyleri etkiyle de çıkarmadık. Şöyle bir ceket. Çok beğendim ben. Umarım siz de beğendiniz. Bu arada bunun renkleri de var. Açık rengi, koyu kot rengi. Kot pantolonlarla da, yani açık koyu kotlar, koyu kotlarla da kombin yapabilirsiniz. Bence bu üçü de güzel oldu. Altına siyah bir spor ayakkabı ya da bot, neyse, siyah şal. Güzel bir kombin oldu. Bu kollarını çok sevdim, bu gömleği. Umarım beğendiniz. Şimdi son takımımı göstereceğim size. Hadi bakalım ona geçelim. Evet, diğer takımım da bu. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Camo renginde. Altın düğmeleri var gördüğünüz gibi. Şöyle cepleri de var burada. Yakından bakarsak. Bu gömlekle de oldu bu arada. Şöyle. Kumaşı da böyle. Gayet güzel. Güzel şal, ayakkabı, çanta kombiniyle. Gerçekten bu takım çok başka bir hal alabilir. Alışverişimiz bu kadardı. İnşallah daha güzel alışverişlerde tekrardan sizinle görüşürüz. Bakalım günümüzün ilerleyen dakikalarını neler yapacağız. Evet, günümün ilerleyen saatleri yine çok eğlenceli geçecek. Gördüğünüz gibi. Ütü başına geçtim. Uzun zamandır ertelediğim, yapmak istemediğim şeyi artık yapmak zorundayım. Bunları da asla elimde kesemem ya. Of, kas almaya gidiyorum. Bir yandan da dizimi açayım bari. Dizi eşliğinde. Ütüyü keyifli hale getireceğim. Evet, kızımla babası markete gidiyor. Özgür, bana ne alacaktın? Çiç. Ha, ne alacaktın bana? Çiç. Yok, hava soğuk değil mi? Bilmiyorum, sen dışarıdaydın ya. Süt, mısır, cipsi al bana, tamam mı? Sen kendin alacaksın. Süt, mısır. Kendin, dudağı şey olmuş, çıkar. Kendine ne alacaksın? Süt, mısır. Süt, mısır, cipsini ben istedim. Sen ne yiyeceksin? Gel bakayım. Dudağın da şey, dur, dudağın soyulmuş. Dur. Oo, uy, uy. Ağzını gel bakayım. Şika. Gel aşkım. Şika. Hadi maskeni takacaksın, hadi. Aldım. Aldım, aldım. Hadi market kapanacak, hadi. Hadi market kapanacak, hadi marketten kızım. Gelince bakarız dudağımızda ne var diye, tamam mı? Markete, evet, aynayı devam ettim. Bak, bak. Panda mı var üstünde? Hadi gel. Hadi bakalım. Çok elleme maskeni, düşmesin. Hadi bakalım, telefonu babaya verelim, bakalım markette giderken gelirken neler çekecek babamız. Olur mu babası? Olur. Ben de birazcık evi toparlayayım. Öbür ayağını geç. Heyecanlı mısın? Evet. Markete gittiğin için mutlu musun? Evet. Evet.
Bana ne alacaksın? Bana ne alacaksın markette? Bir şey. Bir şey ne? İsmi ne? Bir şey şu. Ne? Bir şey kuş. Ya, süt mısır mı? Ben süt mısır istemiyorum. Çikolata da. Çikolata da istemiyorum. Fıstık istiyorum. Alır mısın fıstık? He? Tamam, maskeni kapat artık. Ellerimiz pis oldu. Ellerimizi daha ağzımıza sürmüyoruz. Tamam mı? Şöyle. Şundan mı? Al bak. Bu muzlu. Muzlu istiyor musun? Hı-hı. Tamam, al arabaya at. Evet. Annen ne alacaktık annene? Süt. Hı? Süt. Süt mısır. Çip. Çip ne ya? Çip. Süt mısır mı alacaktık annene? Seviyorsun değil mi? At bakalım arabaya. Biraz ağır oldu. Yardım edeyim sana. Tamam. Evet, alışverişimizi yaptık. Şöyle iki poşet doldurduk. Bir de çok güzel poğaça kokuyordu. Bizim burada bir fırın var. Fırına da gidip sıcak poğaça aldık kızımla. Şimdi ıhlamur çayımızla poğaçamızı yiyeceğiz, değil mi kızım? Hadi söyle bakayım, hepinize afiyet olsun de. Hepinize afiyet olsun. Hepinize afiyet olsun. Evet, evdeki herkes uyudu, artık gece oldu. Ben de videoyu kapatacağım, editi yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Bizim için çok güzel bir gündü. Umarım siz de izlerken keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.